Hasan Bey'in sosyal medyasına girdim. Yani Facebook sayfasına girdim. Ve beni inanılmaz heyecanlandırdı. Onun enerjisi ve yazmış olduğu kitap beni çok heyecanlandırdı. Çünkü sebebi şuydu. Bir arayış içerisindeydim. Bir firmayla tanışmak istiyordum ve kendisinin bir kişisel gelişim uzmanı olması, bir kitabının olması ve bırakıp da One More şirketine geçip bırakmış olduğu şirkette de aynı başarıyı yakalayıp sonra One More'da da hızlı bir şekilde başarı yakalaması, o enerji beni inanılmaz etkilemişti. Ve hemen kendisine yazdım, dedim ki ya lütfen müsaitliğiniz var ise bir kahve içebilir miyiz? Daha sonra Tarık Bey'le beraber geldiler, One More'u anlattılar bana ve tabii ki aslında benim orada evet dememin tek bir sebebi vardı. Hasan Bey'in ve Tarık Bey'in enerjisiydi arkadaşlar. Bugün size bir tavsiyede bulunacağım. 10 ayın içerisinde bence master dediğimiz kariyer iyi bir kariyer. Ben Hasan Bey'in bana ne dediyse evet demesiyle beraber, yani şunu yapman gerekiyor demesiyle yaptığım şeylerin sayesinde bugün master kariyerine geldim. Fakat bir uğultu geliyor ama nereden geliyor tam olarak anlamış değilim arkadaşlar. O yüzden bugün Hasan Bey'in vereceği bütün bilgiler çok önemli. Lütfen not alın arkadaşlar. Öncelikle Hasan Bey buradaysa bir hoş geldiniz demek istiyorum. Sponsorum hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar herkese. Selamlar. Nasılsınız? Bomba gibiyim başkan. Biliyorsun yeni şeyden çıktık, pandemiden çıktık ve her yer açıldı. İnsanlar canlı canlı o kadar çok özlemişiz ki. Sponsor mikrofonunuzda bir sorun olabilir mi? Ses gelmiyor mu benim? Ses geliyor ama çok ciddi bir uğultu var. Benden kaynaklı olduğunu düşünmüyorum ama ben onu. Şu anda tek bir mikrofon açık. O da sizin sponsorum. Sanedersem aynı odanın içinde başka Zoom'u açan var mı? Akın baştan yanımda ama kapattı o da Zoom'una. Akın Bey'in telefonuyla belki de çakışıyor olabilir. Yok sizin onun sesiniz. Kapalı Zoom. Şu an herhangi bir yankı yapmaması lazım. Şu anda gayet iyi. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Bizler çok heyecanlıyız. Uzun zamandır sizinle bu şekilde bir araya gelememiştik. Her ne kadar yollarda açılsa da kısmet bugün Zoom'dan sizinle bir araya gelmekmiş. Öncelikle evlerimize hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk başkan. Teşekkür ediyorum. Beni misafir ettiğin için teşekkür ederim. Zaten aslında benim ailem buradaki arkadaşlarım hepsi. Herkesle çok kısa zamanda face to face yüz yüze bir arada olmayı ümit ederek başladım toplantıya. Zaten haberlerim var. İnşallah çok yakında bir arada olacağız. Hepsiyle. İnşallah, inşallah sponsor. O zaman şöyle yapalım. Çok fazla vakit kaybetmeden ben böyle acayip sorular hazırladım. Çünkü bugün hem böyle eğitim anlamında hem motivasyon anlamında hem de o yazmış olduğunuz kitabı ben iki defa okudum. Gerçekten özel şeyler yazılmış. Bir kere daha anladım ki yabancıların sazıyla bizim türkülerimiz çığırılmıyor, çağrılmıyor. O yüzden siz tam Türk toplumuna uygun bir kitap uyarlamışsınız. Hem motivasyon içerikli, bununla alakalı da inşallah sizlere sorular soracağım. Çünkü kesinlikle bu kitabı değerli distribütörlerimizin okumasını istiyorum. Bu arada öncelikle biz bir Hasan Orhan'ı tanıyalım. Sözü size bırakıyorum. Hasan Orhan, 78 doğumluyum. İşte 41 yaşındayım, 41 kere maşallah. 17 yıl oldu network marketing hayatım. 2003 yılı Kasım ayıydı. 16 Kasım, 19 Kasım Perşembe, 2003, 19 Kasım Perşembe gazetede bir ilan okudum. O zamanlar Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığı'na görevli bir uzman jandarma çavuştum. Maaş yetmiyordu, klasik devlet memuruydum. Maaş yetmiyordu. 19 Kasım 2003 Perşembe tarihli Hürriyet gazetesinde bir ilan gördüm. Hemşirelere, memurlara ek gelir yazılıydı. Aynı ilanı, aynı telefon numarasıyla Posta gazetesinde de gördüm. O gün de nöbetçi astsubaydım. Gece, akşam saat 7-8 civarıydı, aradım ve beni bir toplantıya davet ettiler. 23 Kasım 2003 tarihinde bir toplantıya katıldım.
network marketing'de ilk buluşma anımdı. O gün akşama kadar network marketing diyorlar. Ben firmanın ismini network marketing zannediyordum. Çünkü benim bildiğim klasik ticaret var. Bir de maaşlı işler var. Memur olursun, işçi olursun ya da esnaf olursun. Ya da çok büyük iş adamı olursun. Network marketing'i orada gördükten sonra aslında salonda toplantıya katılan 300 kişi falan vardı benimle birlikte misafir olan. Ben o gün bir şeyi keşfettim. O gün sahneye çıkıp network marketing işini yaptığını söyleyen arkadaşlara dikkat ettiğimde hiçbirisinin benden farkı yoktu. Benim para kazanmaya ihtiyacım vardı ve onlar para kazanıyorlardı. Orada asubay arkadaşlar gördüm, komiser arkadaşlar gördüm, ev hanımları gördüm, iş adamları gördüm. Dedim ki herkesin yapabileceği bir işse bunlardan benim bir farkım yok. Onlar yapabildiyse ben de yapabilirim diyerek network marketing hikayesine başladık. Tabii o gittiğimiz toplantıdaki firmanın sistemine kayıt olmak için One More gibi ücretsiz değildi. Bir miktar para ödemeniz gerekiyordu. Bir iş çantası vereceklerdi kayıt distriptörlükte. 23 Kasım'da toplantıya gittim ama param olmadığı için 15 Aralık'ta maaşı alana kadar bekledim ve 15 Aralık 2003 tarihinde network marketing'e resmi olarak başlamıştım. Daha sonra network marketing sistem içerisinde kendimi tanımaya başladım. Yani bakış açım değişti, dünyaya bakış açım değişti. Çünkü biz takdir edersin başkan, sen de askerliğini yaptın. Şimdi askeri ortamda görev yaparken kaşları çatmayı erdemlilik bilen insanlarız. Ve toplum olarak adlandırdığımız, konuşma yaptığımız kişiler... Hayt dedin mi emredersin komutanım, huyt dedin mi emredersin komutanım diyen asker topluluğunun karşısında geçip konuşuyoruz. Fakat network bambaşka bir şey yapmıştı. Bana kim olduğumu anlatan eğitimler vermeye başladı. Ve ben kendimi tanımaya başladım network marketing toplantılarında. 10 sene bir beslenme firmasında distribütörlük yaptım. Çeşitli orada 3 kez tap takımı kariyerine yükseldim. Bu süreçte de eğitim sürecim başladı. Ben ki kitap okumayı hiç sevmeyen bir adamdım. 2003 tarihine kadar kolay kolay kitap okuduğum söylenemez. Hatta bir askerim nöbette Anthony Robbins'in Sınırsız Güç kitabını okuyordu. Onu yakalamıştım onda. Ondan almıştım o kitabı. Yaklaşık 5 senede yarısına kadar geldim o kitabın. Kitabı bile bitirememiştim. Fakat network marketing büyüsünün içerisine girdikten sonra kitap okuma, kendimi değiştirme gerekliliğini hissettim. Çünkü değişime her zaman hazır olmalı insan. Dünya değişiyor. Bakın mesela şu an dünyada yeni bir düzen başladı. Bundan 5 ay önce 2019 yılında insanlara deseydiniz evlere kapanacak herkes, hiçbir yer açık olmayacak ve dışarı maskelerle çıkacaksınız. Çok film izlediğinizi iddia ederlerdi ve hayalperest olarak adlandırırlardı ama son 3-4 aydır bunları yaşıyoruz. O yüzden dünya sürekli değişiyor, insanlar sürekli değişiyor ve bir değişimin içerisine girmemiz lazım. Benim network marketing'e başladığımdaki ilk eğitimim buydu aslında kendime. O değişimin içerisine kendimi soktum. Sonra UCLA Üniversitesi'nin hocalarından, Manchester Business School hocalarından çeşitli sertifika programlarını tamamlayarak kişisel gelişim sertifikalarını tamamladım. Ve kişisel gelişim uzmanı olarak Hasan Orhan Eğitim Danışmanlık firması açtım. 2012 yılı, yaklaşık bir 2 yıl çeşitli üniversitelerde, belediyelerde, çeşitli kamu kurum kuruluşlarında seminerler verdim. Televizyon programları, radyo programları olsun. Sonrasında kitap yazma ihtiyacı hissettim. Çünkü hayatıma dönüp baktığımda aslında yazılmış bir kitap vardı yaşanmışlıklarla. Bunu kaleme almam gerekiyordu. Benim hayatımı değiştiren sırların ne olduğunu fark edebilmiştim network büyüsünün içerisinde. Ve Sende Bir Sen Var ismini verdiğim bir kitap yazmayı Allah bize nasip etti. 2014 yılında kitabımın ilk baskısı çıktı. Sonrasında pek dikkate almadık aslında ama bu sene ikinci baskıyı da çıkarttım. İkinci baskı çıkalı bir 10 gün oluyor. 10 günde kitabın şu an herhalde bir 200-300 tane kitap kalmış yayın evinden gelen bilgilere göre. Elhamdülillah o konuda da insanlara faydalı olmak adına yapmıştım onu. Daha sonra birkaç tane network firmasında eğitim koordinatörlüğü yaptım. Türk firmalarıydı bunlar. Ve televizyon süreci başladı.
Çünkü biliyorsunuz medyatik olduğunuz takdirde klasik ticarette hele bir de seminer verecekseniz medyatikseniz insanlar sizi dikkate alıyorlar. O yüzden ben de bir televizyon maceralarına başladım. İki televizyonda genel müdürlük yapmayı Allah nasip etti. Giresun'un yerel kanalı G28'i ulusala çıkartmıştık. Kanal G televizyonu ve sonrasında da Ege Türk TV. Daha sonra bir patrona çalışmaktan ziyade kendime çalışmayı tercih ettim ve sinema film yapımcılığına soyundum. Two Person Medya'yı kurdum. Sinema filmi çektim. Filmin adı Bakkal Gazi. Küfürsüz komedi. Ama anlamadığınız bir işe girdiğinizde sırf heyecanla sizin mutlaka yanınızda mentorlarınız olması gerekiyor. Zaten az sonra bunu da yavaş yavaş işleyeceğiz. Ben anladığımı zannediyordum. Çünkü televizyondaki kamera ve stüdyo bir kapalı dört duvar arasındadır. Onu kontrol etmek çok basit. Onu 3-4 sene çalışarak öğrenmiştim. Zannettim ki yine kamerayla yapılan bir iş ama bu sefer yüzlerce insanın çalıştığı bir iş. Aslında çok farklı bir şey. Bir mentor olmadan ya da mentörlerimiz bizi yanlış yönlendirmeleriyle Bakkal Gazi filminde ben bir batak yaşadım. 1 milyon civarında bir batak yaşadım. Filmin adı Bakkal Gazi'ydi. Yapımcısı Hasan Orhan, kişisel gelişim uzmanı, yazar diye bile adlandırabileceğimiz bir adam Batık Gazi oldu. Ve sonrasında da İşte Van Nor macerasına başladık. Van Nor'a da 6 Şubat tarihinde başladım. 15 ay oldu. Bu 15 aylık süreçte ilk haftamda rookie, ilk ayımda apprentice, 3. haftamda apprentice, 2. ayımda asistan kariyerine geldim. 8. ayımda master, 9. ayımda da permaster kariyerine geldim. Elhamdülillah sıkarsak geçiniyoruz demeyeceğim. Bu kadar da ukalalık yapmayacağım. Allah'ıma binlerce kez şükürler olsun. Bu 15 aylık süreçte batağımın iki katına yakın parayı kazanmayı nasip etti Allah bana. Burada yaptıklarımızda. DQ7 almıştım. Daha yeni, dün de A6 aldım. Audi A6. Allah herkese nasip etti. Güzel hayat. Hayat şu an gerçekten inanılmaz güzel. Ama en büyük mutluluk verici network'te aslında bana şu oldu. Sizin gibi değerli insanların da bu işte ekmek yemelerine vesile olma huzuru ve mutluluğu inan başkan o kadar keyifli, o kadar güzel ki. Çünkü senin de başladığın zamanları çok iyi hatırlıyorum. İlk görüştüğümüz o masaya, ilk oturduğumuz günü hatırlıyorum. Bu süreç içerisinde yaşadıklarımızı hatırlıyorum. Bugün geldiğimiz noktayı hatırlıyorum. Muhteşem bir süreç var. Müthiş bir başarıya imza attık beraber. Ve network marketing aslında paranın yanında dostluk da kazandırıyor. Bugün biz Van Nor'la başladığımız, çıktığımız yolda seninle abi kardeş olabildik. İşte Merve bacımız oldu. Bir aile olduk. Hani paranın yanında da aslında network'ün getirdiği bazı güzel manevi duygular var. O yüzden de iyi ki 17 yıl önce o toplantıya gidip orada kalmayı tercih etmişim. Özetleyecek olursak Hasan Orhan'ın da böyle bir yaşamı var başkan. Aslında ben şöyle yapacak, yani şu soruyu soracaktım size. Şimdi bugün özellikle network marketing toplantılarına katılan kişiler evlerine döndüklerinde tabii ki böyle bir herkes şunu söylemiyor. Aa işte ben biliyordum zaten bugün böyle bir işle karşılaşacaksın diye demiyorlar. Çünkü bilmedikleri bir konu hakkında fikri bilgi olarak addederek o heyecanı eve gittikleri zaman karşılarında bir setle karşılaşıp sıkıntıya düşebiliyorlar. Fakat sizin aslında orada almış olduğunuz ciddi bir karar var. Bugün birçok aile bireylerinin, aile fertleri, yani aile büyüklerinin bizlere öğretileri şudur, bir devlet memuru ol, devlete sırtını daya, devletten gelen bir maaşın olsun. Siz network marketing'i ilk tanıdığınızda, o toplantıya katıldığınızda bir devlet memuruydunuz. Sonuç itibariyle bir askerdiniz. Sizi oradan istifa ettirip bu güçlü olan şey, sebep neydi? Ben aslında bunu öğrenmek istiyorum. Buradaki belki bugün katılımcı olan insanlar da bunu merak ediyorlardır. Çünkü dışarıda insanlar memur olabilmek için ciddi çaba sarf ederken siz kazanılmış olan bir hakkı, almış olduğunuz bir maaş, iyi bir mevkiiniz vesaireniz ama siz bunların tamamını elinizin tersiyle ittiniz ve dediniz ki
ben bu sektörün içerisinde olacağım. O gün katıldığınız toplantıda ne gördünüz de böyle bir şeye vermek, yani bu böyle bir karar verme şeyi düşündünüz? Dediniz ki ben bırakıyorum ve network yapacağım. Şimdi başkan, kitapta da yazmıştım, bir hikaye var. Bilge bir kral var. Adamın birisi kralın karşısına gidiyor. Diyor ki kralım, özgürlük var mıdır? Bana özgürlüğü anlatır mısın? Kral diyor ki elbette özgürlük var. O zaman diyor anlat bana. Şimdi diyor tek ayağının üzerinde durabilir misin? Adam diyor ki tabii ki durabilirim kralım diyor. O zaman diyor hangi ayağının üzerinde duracağına karar ver. Diyor ki sol ayağımın üzerinde durayım. Kaldır diyor sağ ayağını. Adam sol bacağının üzerinde durur, sağ ayağını kaldırır. Kral der ki şimdi sol ayağını da kaldır. Aman kralım der, nasıl kaldırayım, o zaman yere düşerim. İşte der, özgürlük böyle bir şey. Hayatta hep ilk kararları alırken özgürsündür. Ondan sonra aldığın bütün kararlar ilk kararlarına göre şekillenir. Şimdi ben kitapta da belirtmiştim. Ben bu hikayeyi şöyle bağlıyorum. Hayat, başarı, ikinci kararı alabilme cesaretindir. Yani o ayağı da sol ayağı da kaldırabilme cesaretinde yatıyor. Evet, yere düşeceksiniz. Kolunuz bacağınız kırılacak ama ucunda ölüm yok. Ne zaman öleceğinizi Cenab-ı Allah takdir ediyor. Siz ikinci kararı alabilme özgürlüğüne ve cesaretine sahip olduğunuzda hayatınıza siz yön vermeye başlarsınız. Çünkü o karar cesareti sizde yoksa ilk kararını sizin hayatınızı yönlendiriyor ve ömür boyu öyle devam ediyorsunuz. Ben network marketing'e girdiğimde orada öyle şeyler gördüm ki, ev hanımı vardı, bu iş network işinde mutfak masasından yaparak para kazanıyordu ve kazandığı para benim devlet memuru maaşımın 4 katı 5 katıydı. Öyle insanlar gördüm ki 4-5 yıldır bu işi yaparak, network sistemi içerisinde kalarak yatlar, katlar, villalar almıştı. Huzurlulardı, sağlıklılardı ve mutlulardı. Ben kendime şunu söyledim. Dedim ki Hasan, senin yaşamdaki amacın para kazanıp hayatını idame ettirmek mi? Yoksa yaşamın içerisinde para kazanmak. Ben yaşamın içinde para kazanmayı tercih ettim. Ve network'e başladıktan 6 ay sonra mesleği bırakma kararı aldım. Şimdi biraz önce anlattığım hikayenin üstüne giderek söylüyorum. Ben mesleği bırakma kararı aldığımda beni kapıda karşılamadılar. İstifamı kabul etmediler. Atın beni dedim, atmadılar. Çünkü iki kez jandarma genel komutanından üstün hizmet ödülü ve o dönemki Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkökler'in de takdiri olan bir personel. Ben ne yaptım? Meslekten firar etmeyi tercih ettim. Üçüncü yöntemdi. Yapılacak başka bir şey kalmamıştı. İşte sol bacağı da kaldırabilme cesaretiydi. Çünkü ucunda yakalanıp cezaevine girmek vardı. Ve nihayet 10 ay sonra yakalandım. Mamak 1. sınıf askeri piyade cezaevinde. Bugün söylemesi dile kolay ama yaşamasının ne kadar zor olduğunu bildiğim 48 gün geçirdim. Fakat orada o küçücük pencereden dışarıyı, bulutları izlerken bugünkü hayatımı düşünüyordum. O cesarete o gün sahip olduğum için hayatımın kontrolünü kendi elime aldım. Ve o gün bugündür Allah'a şükürler olsun yüzümü yere düşürecek, geriye döndüğümde keşke dedirttirmeyecek bir hayat yaşamayı nasip etti. Ve bugün de gerek maddi gerek manevi elde ettiğim bütün güzelliklerde geçmişte verdiğim doğru ya da yanlış kararlarla oldu. Sorunun cevabını özetleyecek olursam başkan, ben hayata cesur olmayı tercih ederek devam ediyorum. Çünkü benim bir sözüm var, her zaman şunu söylerim. Cesur olun. Herkes ölür ama herkes gerçekten yaşayamaz. Ben bir gün öleceğimi biliyorum ama gerçekten yaşamayı tercih ediyorum. O yüzden çok cesurum. Böyle cevap verelim başkan. Evet, teşekkür ederim. Şimdi inşallah siz de tabii terletmiyoruzdur böyle sıkça sorarak. Şimdi asıl en çok merak ettiğim şeylerden bir tanesi de şu. İlk oturduğumuzda sizinle, tabii ki sizin hikayenizi de biliyorum. Aslında sinema dediğimiz şey, medya dediğimiz şey birçok insanın hayalini kurdu. Hatta bugün birçok insan Instagram'dan sizin yakalamış olduğunuz şeyi yakalamak için uğraşıyorlar. Aslında çok büyük bir cesaret. Yani oradaki
yakalamış olduğunuz birçok şeyi bırakıp tekrardan network marketing'e dönebilmek ve çok hızlıca sektörün içerisine tekrar girip aynı başarıyı gerçekten yakalamak belki de bugün birçok ferdi ünlünün sizin ekibinizde olmasını sağladığını düşünüyorum. Vanmoor'un içerisinde özellikle yeni katılan değerli iş ortaklarımıza bu süre içerisinde ilk başlayan insanlara, çünkü siz de ilk bu sektöre başladığınızda tabii ki bocaladığınız dönemler olmuştur. Para kazanamadığınız, elinizde çok fazla belki materyal olmadığı, ekibinizde çok fazla insanın olmadığı ama en büyük elimizdeki gelir kaynağımız inancımızdı. Siz umut ettiniz, inançla bir şekilde devam ettiniz. Ben burada aslında sizin burada yeni başlayan distribütör arkadaşlara vereceğiniz mesajı çok merak ediyorum ve onlara nasıl bir şey söylersiniz ki ilk işe başlayan insanlar, çünkü çok fazla işten düşebiliyor insanlar, özellikle yeni sektöre başlayanlar. Ben yeni sektöre başlamış olan insanlarla alakalı böyle mutlaka not alabilecekleri ve önlerine koyup bu ömür boyu onu bir rehber gibi kullanabilecekleri birkaç cümle istiyorum sizden. Hasan Bey'in bu arada zannedersem sesi yok. Hasan Bey, orada mısınız? Evet, tamam, okey. Şimdi ben yaptığımı söyleyeyim. Arkadaşlar da buradan dersler çıkarsınlar. Şimdi Ferdi Başkan, ben Vanmoor'a ilk başladığım, evet dediğim gün bana bir marketing plan anlatıldı. Sana da anlatmıştım, hatırlıyor musun marketing planı? Evet. Sen de birilerine anlat. Ve bugün şu an bizi izleyen arkadaşlara da birileri marketing plan anlattı. Şimdi marketing planında ilk anlatılırken ne yapılıyor? Bir yuvarlak çiziliyor. Diyor ki bu sensin. Sonra alta bir bayi, sonra sağa sola birer tane bayi. Bunlar da işe dahil edeceğin iki kişi. Onlar da işe iki kişi dahil ederse, onlar da iki kişi dahil ederse 3D bonusu, 4D bonusu, fast start, bla bla bla. Ben o gün bir şeyi fark ettim o marketing planı anlatıldığında. İlk çizilen daire var ya, bu sensin. Bir tek onun adını biliyordum. Onun ben olduğunu biliyordum. Sonrasında çizdiği bir sağa ve sola çizdiği bir yuvarlak vardı. İsimleri yazılı değildi. Onların altında birer yuvarlaklar vardı. İsimleri yazılı değildi. Yani şunu dedim. Dedim ki burada birileri olacak. Birilerinin benimle birlikte hayatı değişecek ama isimlerini bilmiyorum. Yani ben bu yola çıkarken kendime güvenerek yola çıktım. Ben bu yola çıkarken demedim ki bir gün Ferdi Ünlü gelecek benimle çalışacak. Ben bu yola çıkarken demedim ki bir gün Akın Teber gelip benimle çalışacak. Seyhan Gökalp gelip benimle çalışacak. Kadir Turgut gelip benimle çalışacak. Ben o gün dedim ki ben, o benim. Sağa bir kayıt, sola bir kayıt. Onların altına birer kayıt. Onlar da kaydederse, eder etmese birer kayıt daha onların altına, sağa sola. Bu iş senin işin. Bekleyen hayaller senin hayallerin. Kazanacağın bütün paralar senin paraların. Gerçekleştireceğin hedefler senin hedefler. Hadi Hasan, kolları sıva ve işe koyul dedi. O yüzden benim arkadaşlara tavsiyem de bu hep. Şimdi bu iş size anlatıldığında o yuvarlak çiziliyor, bu sensin deniyor. Sen de evet diyorsun, kayıt oluyorsun, bir back office açılıyor sana. Kullanıcı adını ve şifreni girdiğinde lütfen rica ediyorum. Gir o back office'ine. Orada sol taraftaki menüden hakkımda bölümüne tıklayın. Takım ağacına tıkla. Karşına gelen şey sadece sensin. Senin bir dikdörtgen içerisinde bilgilerin yazılı. Seninle birlikte birileri oraya bayi olacak. Sen istediğin için birileri bayi olacak. O yüzden ben hayatımı değiştirme kararı verdim. Birileriyle değil. Belki 10 kişiye gideceğim dedim. Ama buraya biri, ben de seninle hayatını değiştirmek istiyorum diyerek kaydını yaptırıp ismini yazdıracak. O kim bilmiyorum. O kim oldu? 5. aramamda işi sunduğum Akın Teber oldu. Ondan önce 4 kişiyi daha aramıştım. 5. kişi Akın Teber'di ve Akın Teber oldu. Şu an Permaster kariyerinde, sadece geçen hafta Akın Teber'den
2555.5 euro magic bonus kazandım. 13-14 bin lira civarında sadece Akın Teber'den aldığım. Yani 4 hayırdan sonra bulduğum 5. evet bana 15 ay sonra haftada 8-10 bin lira parayı kazandı. O yüzden benim burada yeni başlayan arkadaşlara tavsiyem. Siz bu işe abin, ablan, en yakın arkadaşın, annen, baban, çok sevdiklerin hemen gidip de işi sunduğunda evet diyeceği için kabul etmiyorsun. Sen bu işe başladın çünkü senin hayatının değişmesi gerektiğini sen biliyorsun. Bu işten para kazanman gerektiğini sen biliyorsun. O yüzden kulaklarını kapat, sana hayır diyen insanlara duyma ve hatta onlara teşekkür et. Çünkü ben mesela Akın'dan önce sunduğum o 4 kişi bana hayır dedi ya, ben bir yılda Akın Teber'den yaklaşık 500 bin lira para kazanmışım. 4'e bölerseniz o bana hayır diyenler bana hayır dediği için her birinden bir yılda 125 bin TL para kazanmışım anlamına gelir. Sizler de size hayır diyenlere üzülmeyin, onlar kendilerine üzülsün. Sen evet diyecek birini bulmak için ikinciye gideceksin. Hayır derse üçüncüye, hayır derse dördüncüye, hayır derse 99'uncuya gideceksin. Ama biri evet diyecek ve emin ol onun için çok şey değişecek. Dolayısıyla senin için de çok şey değişecek. O yüzden yeni başlayan bütün arkadaşlara şunu söylüyorum. Sponsorlarının anlattıklarıyla hayatını değiştirebilme kararı alıp bugün işe başlamışsan önüne çıkan herkesin söyleyeceği negatifliklere sağır kurbağa ol, kulaklarını kapat, işini yapmaya devam et. Şimdi sponsor ben sizinle oturup ara ara sohbet ettiğimde en çok dikkatimi çeken hikayelerden bir tanesi de aslında iki kariyeri çok merak ediyorum. Bir tanesi Akın Teber sponsorumuzun da çok yakın zamanda olmuş olduğu Perf Master'lık, ama onun öncesinde daha böyle şu andaki birçok yeni arkadaşlarımız için ulaşılabilir olan kariyer olduğu için ben o apprentice'lik haftasında yapmış olduğunuz inancınız, otobüs seyahatinde bile o yapmış olduğunuz atraksiyon ve günün sonu olmasına rağmen hala gün bitmedi, hafta bitmedi, ben bunu yapabilirim. Bu hikayeyi bana anlattığınızda ben çok heyecanlanmıştım ve ondan sonra ben apprentice kariyerine ulaşmıştım. Hatırlıyorsanız Elazığ'a gitmiştik sizlerle beraber. Ben o süreci çok arkadaşlarımı duymak istiyorum. O apprentice'lik sürecinizi bir anlatabilir misiniz bize? Şimdi işe başladık. Üçüncü hafta cumartesi günü İstanbul'da şirket genel merkezinde bir toplantı var. Biz de yeni başlamış Tarık Başkan, Sayın Başkan, ben. İşte yeni Fatih abi de başladı. Fatih Bayraktar. Bizler ekipleri topladık. İstanbul genel merkezinde bir toplantıya cumartesi. Pazar günü de İzmir toplantısı var. Ufaktan ufaktan İzmir'de de ekibim var. Cumartesi günü o toplantıya gittim. O gün işte hep kendine güvenden bahsediyorum ya. O gün de gerçekten öyle bir şey oldu. Bir arkadaşı gördüm. Beginner olmuştu. Benim cumartesi günü o toplantıya giderken kariyerim rookie. Bir kolumda 700, bir kolumda 1700 puan var. Ve cumartesi, ertesi gün hesap kesilecek. O gün bir arkadaşım beginner kariyerde olduğunu öğrendim. Daha önceden ismini bildiğim. Toplantı bitti. Çıktım, kafamı yiyor ama. Yani böyle deliriyorum. Diyorum ki lan bu adam beginner olmuş. Ben nasıl rookie kalabilirim? Otobüse bindim. Para da yok ki abi. Uçakla seyahat ya. Hak getire. 3 hafta olmuş zaten başlayalım. Otobüse bindim. Ev Manisa'da. Gece Manisa'ya gidiyorum. Gece saat 11-10. Ama düşünüyorum ne yapayım? Benim apprentice olmam lazım. Beginner ya o. Benim apprentice olmam lazım. Ama kolda 1 puan 700, 1 puan 1700. 3 rookie çıkartacağım. 6000 puan yapacağım. Yola çıktım. Otobüste saat 11-11.30 civarı Tarık'ı aradım. Dedim ki başkan, ben yarın apprentice oluyorum. Bu arada Tarık da rookie, ben de rookie'yim. Ben dedim yarın akşam apprentice olarak bitireceğim dedim. Oğlum dedi sen manyak mısın?
puanlarının farkında mısın? Dedim farkındayım. Ama bir şeyin daha farkındayım. Ben apprentice olma kararı verdim. Önümde koskoca bir gün var. Koskoca bir 24 saat var. Bunu çok iyi değerlendireceğim. Ve ben apprentice olacağım. Ben bu kararı verdim başkan dedim. Ya dedi başkan bırak Allah aşkına kapat telefonu dedi ya. Sen dedi yolculukta düşünüp düşünüp kuruyorsun. Sonra ben kafa yiyorum ama yapacağım. Tarık'la telefonu kapattık. Otobüste giderken böyle Instagram'ı geziyorum. Kim boşta, kim uyanık. Facebook'u geziyorum. Ondan sonra WhatsApp'ı geziyorum. WhatsApp'ta saat gece 3 civarı benim Bursa'daki yeni bayim Özdur Hanım. Özdur Akgün eğer buradaysa ona da selam olsun. Özdur Hanım 100 küvile bir hafta önce giriş yapmıştı. Ve çok da hani böyle görüşememiştik kendisiyle. Özdur'a baktım ki durum paylaşmış WhatsApp'ta ve yeni. Müsait olabileceğine uyumadığını gördüm. Yazdım başkan selam. Rahatsız etmiyorum umarım diye. Aa başkanım dedi ne rahatsızlığı olur mu nasılsınız falan muhabbete girdik. Şimdi Özgür Hanım kendisinin kuru temizleme dükkanı var eşi de fabrikatör Bursa'da. Dedim ki ya sen Van Mor'a çelik çomak oynamak için mi başladın? Gerçekten Van Mor'da bir şeyler yapmak mı istiyorsun? Dedi ki ya başkanım ben hayalleri olan biriyim. Ve bir işe başlamışsam en iyisini yapmayı tercih ederim. O yüzden mi dedim yüz küviyle başladın işi? Onunla bir konuşmaya başladık ve karar verdi. Saat 3.30 kredi kartıyla 900 puan daha çekti. Hesabını 1000'e yükseltti. O ara benimle yazışırken de çok samimi arkadaşım Mehtap Hanım'la yazışıyor. Mehtap Hanım da eskiden bir Amway kökenli bir network firmasında işte çalışmış. Ufak tefek network'ü biliyor. Fakat gece 3.30'da Özdur Başkan'ı nasıl heyecanlandırdıysam Mehtap Hanım'a neler söylediyse başkanım dedi bir arkadaşım var şu an istese 1000 küvilik ürün alabilir mi? Dedim alabilir tabii ki. Dedim bilgilerini gönder hemen senin hesabından önce bir kaydını açalım. Gece 3.30-4 civarı Mehtap Hanım o kadar heyecanlanıyor ki Özdur Hanım'ın anlattıklarıyla ve o da 1000 küvile girmek istiyor. Hemen kredi kartı bilgilerini gönderip şirketten 1000 küvilik bir başlangıç yapıyor. Sabahleyin ben indim Manisa'ya Tarık aradı. Dedi oğlum sen harbi hastasın dedi. Dedim ne oldu? Dün dedi bir kolunda 1700 bir kolunda 700 vardı. Sabah gözümü açtım gece ne yaptın sen dedi. Bir kolunda 2600 bir kolunda 1700 var. Dedim başkan ben karar verdim. Karar verdiğim için dedim bugün apprentice'im bana bu apprentice'im diyebilirsin. Sonra eve gittim üstümü değiştirdim yola çıktım İzmir'deki toplantıya. İzmir'de tabi bu arada da ekipteki herkesi arıyorum o toplantıya gelmeleri gerektiğini, misafirlerle gelmeleri gerektiğini ve şirketin de çok güzel bir toplantısı olmuştu. İlk defa İzmir'de büyük bir otel toplantısı yapmıştık. 25 kişi falan katılmıştı ekip benim İzmir'de o toplantıya. Akşam saat, pazar günü saat 9-9.30 falandı. Fedai abi bana ekran görüntüsü attı. Kardeşim tebrik ederim dedi. 6000'e 6000 rukilerinde tamam ve apprentice'yi bitirmişsin dedi. Nasıl yaptın? Dedim ki sadece karar verdim. Hikaye bu başkan. Sadece karar vermiştim. Ondan sonra da oturdum, çalıştım. 24 saatim olmasına rağmen çalıştım. Çünkü 24 saat o kadar çok büyük bir saat ki 24 saatten bahsediyoruz. Dakikalara vurursan ne yapıyor? 1440 dakika. Saniyelere vurursan yaklaşık 70 bin saniye yapıyor. Ben bunun kıymetini bilen bir adamım. Bir de ben kararın kıymetini bilen bir adamım. O yüzden ben arkadaşlarımın hepsine şunu söylüyorum. Son gün senin karar verdiğin gündür. İlk gün senin karar verdiğin gündür. Eğer bir şeye karar vermişsen gerisi teferruattır. Sadece unutmayın arkadaşlar hayallerinin sınırı çalışma kapasitenizde yatıyor. Sizin hangi hayalleri gerçekleştireceğiniz hangi hayallere ulaşabileceğinizin tek bir cevabı ne kadar çalıştığınızla alakalı. Karar verin, harekete geçin, emin olun. Ve çıtanızı yüksek tutun, üstünden atlayamasanız bile kafanız çarpar. Ben o gün apprentice'i hedeflediğimde en kötü beginner'lığın cepte olduğunu biliyordum. Evet başkan böyle. Yani bu şu anlama geliyor. Ben buradan şunu anlamış oldum. Her ne olursa olsun hafta
yani futbol maçı gibi 90 dakika sonuç itibariyle ben sizin anlattığınız hikayeden hemen şurayı hatırlıyorum. Arsenal'ın bir maçını seyretmiştim. 3-0 yeniliyordu ve stat boşalmaya başlamıştı. Ve daha sonrasında Arsenal iyi bir takım olduğunu, iyi bir takım oyununun oynandığı zaman son dakikada, son saniyede bile takımı yenebilecek güce sahip olduğunu hissederek maçı 5-4 kazanmıştı. Her motivasyonum yıkıldığında, böyle birazcık düştüğünde ben bu maçı açıp seyrediyorum. Bu şu anlama geliyor sizin anlattığınıza göre. Son dakikaya kadar karar verdiysen arkadaşım yapamayacağın hiçbir şey yok diye düşünüyorum. Yani sizin anlattığınız şey bana bu anlama geliyor. Biz Türk'üz. Türk'ün gaza gelmesi çok önemlidir. Eğer bir Türk gaza gelmişse dünyayı yerinden oynatır. Arkadaşlar toplantıdan sonra girsin. Çekoslovakya Türkiye milli maçına, Fatih Terim'in başında olduğu grup elemeleri maçına baksın. 90+3 2-2 son saniye Nihat Kahveci'nin vuruşu ve o 3 tane direğin arasına giren top, çalan düdük, Türkiye çıktı. Son saniyenin önemi bile o kadar fazla ki biz bitti demeden hiçbir şeyin bitmeyeceğini bilmemiz lazım. Evet, haklısınız. Ben şurayı çok merak ediyorum. Çünkü sonuç itibariyle benim ulaşmak istediğim kariyerde Pearl Master'lık kariyeri ve sizin gerçekten bu işi ciddi bedeller ödeyerek yaptığınızı ben adım adım izliyorum. Çünkü Pearl Master olduğunuz gece nişanınız vardı sevgili eşinizle. O gün gerçekten önemli bir gününüz vardı ve bugün insanlara bakıyorum işte otel toplantılarını bile bırakın, Zoom toplantılarına katılın dediğimiz zaman bile belki de o gün akşamleyin bir dizisi varsa bunu dahi bahane yapabiliyor. Siz o gün nişanınız olmasına rağmen puanlarınızı takip ediyordunuz ve Pearl Master'lığınızı bitirmiştiniz. Ben oradaki psikolojiyi çok merak ediyorum sponsorum. Yani Pearl Master'lık gerçekten öyle basit, kolay, alınabilecek bir kariyer değil. Sonuçta şirketin yönetimindesiniz, yönetim kurulundasınız. Hatta şirketin o yapmış olduğu yönetim kurulunun başkan yardımcılığını yapıyorsunuz. Oradaki psikolojiyi çok merak ediyorum. Yani son saniyeler, son dakikalar, sonuç itibariyle bir hafta ve 50 bin ve bırakın bunu, ekibinizden birçok insana kariyer aldırmanız gerekiyor. Ben oradaki psikolojiyi çok merak ediyorum. Başkan, başta da demiştim ya, ben mesleği bırakma kararı aldığımda şuna dikkat etmiştim. Para kazanmak için mi yaşayacağım, yaşamak için mi para kazanacağım? O yüzden mesleği bıraktım. Ben yaşamayı tercih ettim. Van Mor hikayemde de ben Van Mor'u yaşam biçimi haline, network marketing'i yaşam biçimi haline getirdim. Ben hayatımı yaşıyorum. Hayatımı yaşarken işim zaten oluyor. Şimdi düşünün, benim nişanım vardı, sen o gün oradaydın. Nişanımda olan herkes Van Mor distribütörümdü zaten. Ekibimdi. Yani ailemdi. Şimdi bizim tek farkımız aslında böyle yapmak. Çalışma arkadaşlarımızla network'te ağ değil, bağ kuruyoruz. O bağı ne kadar güçlü kurarsanız sizinle birlikte herkes hedefinize koşmaya başlıyor. Herkes hedefi kendi hedefi gibi belirliyor. Kendisi de bir hedefe koşmaya başlıyor. Ve evet, benim o hafta nişanım vardı. O gece nişanlım apprentice oldu. Kayınvalidem asistant oldu. Kadir Turgut apprentice oldu. Ben Pearl Master oldum. Fedai Ozan Sapir Master oldu. Şimdi bunun sırrı ne? Bunun sırrı bir ay önce master olmamda yatıyordu. Ben master olurken bir ay sonraki hedefimi koymuştum. Ekibimi her şeye hazırlıyorum. Planlarımı hedeflerim doğrultusunda yapınca nişanın da olsa, düğünün de olsa fark etmiyor. O plan şaşmaz. İşinizi yaşam biçimi haline getirin. Ekibinizle de bağ kurun. Benim en rahat aldığım kariyer
En rahat aldığım kariyerde Thurmaster kariyeri. Thurmaster olurken 50 bin puan ve o haftaya da ben kollarımda 10 bin küsüre sıfırla başladım. İki kolumdan da 50'şer bin puan çıktı bu arada. Yani o kadar önemli ki kolay kolay alınacak bir şey değildi aslında bu. İki tane apprentice, ondan sonra iki tane beginner, 6 tane de rookie first line kariyer elde etmem gerekiyordu. Saat 11 gibi nişan bittiğinde benim kariyerlerim bile bitmişti. Bunun sırrı hedefimi belirleyip planımı önceden yapmış olmam ve o planı hayatımın ne süreci olursa olsun plana sadık kalmaktan geçiyor. Çünkü işimi yaşam biçimim haline getirdim. Nişanda da işimi sunmaya devam ediyorum. Ya kız istememiz bir olay başkan. Biz kız istemeye gittik. Benim işte kız isteme bitti. Kayınpeder tamam hani onlar işte Allah hayırlı uğurlu etsin dedi. Ondan sonra ya dedi şuramda dedi bir ağrı var. Dedim ya baba bizim bantımız var. Adamın gömleğini soydurup bant yapıştı. Dolayısıyla hayat biçimi, yaşam biçimi haline getirirseniz yaptığınız işten de zevk alırsınız, mutlu olursunuz, kariyer de gelir, para da gelir, mutluluk da gelir başkan. Gerçekten ben azminize hayranım ve sizdeki en çok beğendiğim konulardan bir tanesi şu. Mesela tabii ki 16 yıl içerisinde çok fazla insanla tanışma şansı buldum. Uluslararası şey yani ülkemizin içindeki yapılan etkinlikler olsun. Birçok etkinlik hatta bugün şöyle diyorum. Bunu gerçekten gururla da söylüyorum. Kendim de bir network marketing firması sahibi geçmişte olan bir adamım. Bazen şunu diyorum. Keşke Hasan Orhanlar olsaydı. Bugün çok daha farklı şeyler olabilirdi. Ama ben burada hazır sizi yakalamışken özellikle yeni distribütörler için bazen şu olabiliyor. Burada aslında One More'u sormak istiyorum. Yani şu anda Permaster'sınız. İyi bir geliriniz var. Hayat standartlarınız Türkiye'deki birçok insandan çok daha üst seviyede bir hayat standartlarınız var. Tabii ki ben klişeleşmiş olan soruyu sormayacağım. Yani ne içiyorsunuz, ne yiyorsunuz? Uzayda mı yaşıyorsunuz? Kaç çeşit peynir yiyorsunuz? Bu soruyu sormayacağım. Benim sormak istediğim şey şu. Özellikle yeni işe başlamış olan insanlara One More sizin için özellikle bazen oturuyoruz böyle sohbet ederken One More derken böyle sanki o şirketin sahibiymişsiniz gibi bir tarzınız var, tavrınız var. Belki de başarınızı getiren şey de budur. Yani sahiplenmeniz, şirketinizi sevmeniz. Ve ben burada bütün arkadaşların adına da şu soruyu sormak istiyorum. Gelecekte, gelecek 5 yılda One More nerede olacak? Siz One More'un neresinde olacaksınız? One More'un çünkü yönetiminde, yönetim kurulunun içerisindesiniz ve One More'un gelecek 5 yıldaki vizyonu, misyonu nelerdir? Şimdi başkan şöyle bir şey söyleyerek başlayayım. Ben üniversitelerde seminerler verdiğimde orada bir pazarlama ve satış konulu seminer veriyordum. Orada da benim müşteriye bakış açım farklıydı. Şimdi sana bir soru sormak istiyorum. Kameranı açar mısın başkan? Görünce daha çok motive ediyorum senin yüzünü görünce. sana bir soru sormak istiyorum. Tabii. Mustafa Erdil nereden para kazanıyor? Mustafa Erdil nereden para kazanıyor? Tabii ki sahadaki yapılan cirodan. Ben ciro çevirirsem Mustafa Erdil para kazanacak. Evet. O zaman bu şirketin patronu Mustafa Erdil mi, ben miyim, sen misin, distribütör mü? Tabii ki şirketin, hepimiz şirketin sahibiyiz yani. Evet. Şimdi benim bakış açım hep bu oldu. Hani müşterim veli nimetimiz derler ya dışarıda. Ben evet. Buna karşıyım. Müşteri veli nimetin değil, müşteri senin patronun. Müşteri senin dükkanının sahibi. Müşteri senin işçinin maaşını veren kişi. Müşteri senin dükkanına dekorasyon yaptıran kişi. Müşteri senin altına arabayı aldıran kişi. Müşteri sana eve aldıran kişi. Dolayısıyla One More International benim abi. Ben ciro çevirdikçe One More büyüyecek. Ben para kazandıkça One More büyüyecek. Ben o ciroları çeviriyorum, şirketin bana prim veriyor. Ben ne kadar çok şirketi sahiplenir, ne kadar çok ciro çevirirsem
o kadar çok para kazanır, o kadar çok hayallerime ulaşırım. Dolayısıyla Almira derim. Sesini kapatırsan sevinirim. Evet. Van Mor benim firma. Van Mor senin firma. Van Mor 142 bin distribütörün firması. Çünkü bizler bu şirkette olduğumuz sürece, bizler bu şirkette işimizi yapmaya, hedeflerimizi koşmaya devam ettiğimiz sürece Van Mor International var olacak ve Van Mor var olduğu sürece de bizler daha büyük hedeflere koşabileceğiz. Daha büyük hayallere koşabileceğiz. O yüzden benim 15 aylık işteki başarımın en önemli nedenlerinden birisi işe kendi sahibimmiş gibi, sahibiymiş gibi davranmamdı. İşi kendi işim gibi görmem. Bu şirketin sahibi, bu şirketin patronu gibi görmem. Şimdi bunu görünce neler oluyor? Mesela arkadaşlar takdir ederler, şu an yaşıyorlar da yaklaşık bir son bir aydır yeni yazılımla birlikte bazı sıkıntılar olmaya başladı yeni yazılımda. Kayıt giriyoruz, giremiyoruz, şifre gelmiyor. Şöyle böyle bazı sorunlar yaşıyoruz. Ben o sorunları görüp çözülme aşamasıyla hareket eden bir tavırdayım. Ama bazı arkadaşlar sorunları görüp ya kardeşim bu şirket böyle giderse şöyle olur, böyle olursa abi iş devam ediyor. Bakın bu hafta bir master kariyer çıktı. Bu sorunlarla birlikte geçen hafta Akın Teber for master oldu. Bu arada da sana tekrar burada da çok teşekkür ederim. Akın Başkan'la birlikte müthiş bir ikili olduğunuzu, muhteşem bir çalışma gösterdiniz. Senin payın, emeğin çok çok büyük. Allah senden de razı olsun başkan. Birileri sorunları sorun haline getirip takılırlar. Birileri sorunlar var, evet çözülebilir diyerek işine devam eder. Şimdi bu noktada şuna dikkat etmek gerekiyor. Şirkette iyi niyet, kötü niyet. Sorun var evet ama iyi niyetliyse çözülür ve daha büyük bir ivme kazanır. Sorun var kötü niyetliyse o şirket batar. Dolayısıyla gördüğünüz gibi sorunların var olduğu bir dönemde Akın Teber Tör Master olmuşsa, sorunların var olduğu dönemde bu hafta şirket bir master kariyeri çıkartmışsa demek ki iyi niyetle. Sponsorum sesiniz gitti. Sesiniz kapalı. Tamam, geliyor mu? Evet, şimdi geliyor. Bu bağlamda pazartesi günü biz şirketteydik Tarık Başkan'la beraber. Birçok sorunun çözüldüğünü ve çözülmeye doğru çalışıldığına bizzat şahit olduk. Dolayısıyla ekibimizin, işimizin sahibiyiz ve başındayız. Bir sorun varsa elbette çözülecek. Sonuna kadar da yanlarında o sorunu çözmek için de mücadele ediyoruz. Ben şunu söyleyeyim. Arkadaşlar inanın bana daha One More işiniz başlamadı. Daha şu an böyle gerçekten fragmanlardayız. Daha fragmanlardayız. Daha işimiz start vermedi. Bakın o kadar güzel şeyler var ki haberler şu an söyleyemiyorum sizlere. İnanın bana muhteşem haberlerle geliyor. Vanlor bu sorunların yanında sizler için inanılmaz büyük şeylere de imza attı. Mustafa Bey gerçekten gece gündüz çalışıyor. Tek başına değil, bizler sonuna kadar onun yanındayız. Birlik beraberlik içerisinde bizlerin yani sahanın sesine kulak veren bir şirket patronu var. Birlikte omuz omuza mücadele ediyoruz. Ve şunu çok rahat söylüyorum. One More daha başlamadı. Daha startı vermedik. Şu an antrenmandayız. Daha maça çıkmadık. Emin olun daha turnuva başlamadı. Daha antrenmandayız. Antrenmandayken bile böyleysek bir de başladığını düşünün. Müthiş haberler, müthiş bilgiler, yeni ürünler, muhteşem şeyler bekliyor çok yakında. Sadece işinize sahip olun ve İşinizin planlarını şimdiden yapmaya başlayın arkadaşlar. 5 yıl sonra One More nerede olur ve ben kendimi nerede görüyorum? Şu kadar söyleyeyim, sadece kendi adıma konuşmuyorum. Bugün burada olan herkes adına şunu söylüyorum Ferdi Başkan. Bugün kolları sıvayın, hedefinizi planlayın,
Hedefleriniz belirleyin, planlarınızı yapın arkadaşlar. 5 yıl sonra burada olan herkes eğer harekete geçer, çalışmaya devam ederse dünyanın en çok kazanan networkerları listesinde yer alacaksınız. Adım Hasan Orhan olduğu kadar net konuşup altına 1, 2 hatta bir de pekişse 3 çizgi atıyor. Evet sponsorum, bir de şeyi sormak istiyorum. Çünkü network marketing genel anlamda şöyle oluyor bazen. Bunu ara ara da yaşıyoruz. Arkadaşlar da böyle seyrediyorum falan. Network marketing tabii ki siz bunu bir iş olarak görüyorsunuz. İş olarak gördüğünüz için de bir planla, programla, haftalık çalışmalar, aylık, yıllık bir planlama yapıyorsunuz. Fakat benim bildiğim network marketing şöyle değildir. İşte bazen kişi aman ben de bugün hiçbir şey yapmak istemiyorum. Bugün ben bir, bugün iki saat ben one more yapayım. İşte iki saat bir görüşme yapayım. Ben burada sizin nezdinizde yani siz mutlaka buradaki arkadaşlara bir distribütörün bir gün içinde neler yapmasıyla gerek alakalı bir paylaşım bulunabilir misiniz? Yani bir distribütör sabah yataktan kalktığında bir one more distribütör ne yapmalı? Bir gününü nasıl geçirmeli? Şimdi başkan, öncesinde bir şey bahsederek geçeceğim oraya. Yıllar evvel bir network'te uluslararası alana işini yaymış ve aylık milyon dolarlar kazanan birinden bir seminer almış, eğitim almıştım. Onun çok güzel bir hikayesi vardı. Bu adam 17 yaşındayken tavuk çiftliğinde tavuk pislikleri temizleyen ve tavuk kafası kopartan, onları servise hazırlanmak için bir adam. Adam o genç 17 yaşındayken öyle bir tavuk kokusu derisine dahi işlemiş. Tavuk kokuyor, tavuk gübresi kokuyor. Düşünün. Ve bir ilanla bir toplantıya davet ediliyor. Network marketing toplantısına. Toplantıya gittiğinde o kişinin ismi Black Morgan. Diyor ki Black, beni davet eden kişiye toplantı sonunda gittim yanına, dedim ki ben bu işi yapmak istiyorum, ben seni tanımıyorum dedi. Burnunu kapattı, ben seni tanımıyorum, ben davet etmedim seni dedi, yanımdan uzaklaştı. Çünkü zayıf, sırtta, 17 yaşında ve iğrenç kokan bir adamdım dedi. Sonra birkaç kişiye gittim, ben bu işi yapmak istiyorum, bana yardımcı olun. Herkes benden uzaklaştı. Sonradan öğreniyorum ki biri geldi yanıma. Gel ben seninle çalışırım dedi. Sonradan öğreniyorum ki de o seninle çalışırım diyen kişi işe yeni başlamış. Yeni bir distribütör edinme heyecanıyla bana yardımcı oldu. Şimdi size şu an bunları anlatırken dedi. Beni davet edip de kokumdan dolayı ben seni davet etmedim diyen kişi o lafından dolayı her ay milyon dolar kaybediyor. Gel ben seninle çalışırım diyen kişi şu an her ay milyon dolar kazanıyor. Şimdi arkadaşlar, kim benim yerimde olmak ister dedi. Hepimiz el kaldırdık. Eğer dedi, işimin sırrını veriyorum size dedi. Aslanlar gibi bir hayat yaşamak istiyorsanız köpekler gibi çalışmak zorundasınız dedi. Ben 2 yıl köpek gibi çalıştım. 17 yıldır da dedi aslanlar gibi hayat yaşıyorum. Yatlarım, katlarım, milyon dolarlarım var dedi. Onun için network marketing'in aslında sihri burada yatıyor başkan. Herkes zannediyor ki network güzel. Şimdi ayda 100-150 bin lira parayı biz kazanıyoruz. Herkes diyor ki o başkan senin gibi olsam şunları yaparım, bunları yaparım. Emin ol senden daha kötü durumda başladım bu işe. Cebimde 20 liram yoktu. Ama çalıştık. Önümüze bir hedef koyduk. O hedef dahilinde ne olursa olsun asla vazgeçmeden, kimseye yenilmeden kulaklarımızı kapattık. Hedefimiz doğrultusunda gece demedik, gündüz demedik, çalıştık. Ben size network'le ilgili sihirli bir cümle söyleyeyim. Yazın arkadaşlar. Kolay olacak demiyorum ama değecek. Yaptığınız her şeye değecek, emin olun. Peki ne yapacaksın? Kendi işinin patronu olacaksın. Kendine emir vereceksin. 2 gün önce bir misafirimiz vardı, bizim hanımın okuldan arkadaşı. Ona dedim ki sen ayda 5000 lira para versem sana, sigortanı da yapsam ama günde sabah 8 akşam 5 çalışacaksın,
ve çıkıp sokağa her gün 5 tane Van Mor için evet almadan girmeyeceksin evine. Yaparım ki dedi. Günde 5 tane evet, ayda 150 evet demek. 150 evetin istatistiki değerlerine bakarsanız 30 tanesini çalışma arkadaşın olur. 6 tanesi, onların da %20'si, 6 tanesi işe ciddi bir başlangıç yapar, yürür. 6000 puan, 1140 dolar. Magic'leri de hesaplarsan verdiğim maaşın fazlasını, 2 katını kazandı. Ama ben patrondum dediğimi yaptı. Peki dedim, şimdi yarın maaş falan veren yok. Yarın sokağa çık ve git 5 tane evet diyen bul. E nereden bulacağım, benim çevremdekiler, işte benim çevrem zaten kısıtlı, kimisi şurada kimisi burada. Ben maaş verince mi çıkıp sokaktaki insanla konuşuyorsun? Kendi kendine hayallerin senin maaşın değil mi? Hedeflerin senin maaşın değil mi? İlla birini tanımak zorunda mısın? Çıksana sokağa. Sen bugün beni burada dinliyorsun ya. Şimdi sevgili arkadaşlar, Almira Derin, Arif Orhan, Emine Yetkin, Halime Aras, Reyhan Karakaş, Yasemin Taş, hepinize soruyorum. Alt katında oturan Van Mor yaptığını biliyor mu? Kapından çık binandan, yan binanda, 5. katta 10 numaralı dairedeki senin Van Mor yaptığını biliyor mu? Yok. Onlara gitmemişiz. Diyoruz ki ya başkan, bu işi nasıl yapacağız? Bir zahmet. O kapıdan çık, karşı komşuna, alt kat komşuna, üst kat komşuna, binandan çık, yan daire binaya gir, çal kapısını. Do you know one more? O ne ki? Duymadın mı? Bir bant var, yapıştırıyorum. Benim hayallerim var. Hayallerime ulaşmak için sana bunu sunmak zorundayım. Hayır mı dedi? Git öbür kapıyı çal. Ne engelliyor senin kapıları çalmanı? Atalet. Lütfen bir One More distribütörün günü şöyle olmalı. Sabah seni yataktan kaldıran bir hayale sahip olmalısın. Seni yataktan kaldırdıktan sonra hayallerine ulaştıracak bir plana sahip olmalısın. O plan içinde hani Allah bacaklarımızın üstü, belimizin altında iki tane yuvarlak arkaya verdiği bir şey var ya, onu koltuktan, sandalyeden kaldırıp bacaklarla birlikte harekete geçmek ve çalışmak kalıyor. Planını sponsorunla yap. Şimdi 5 kişiyle mi konuşman gerekiyor? Bilmiyorum. 2 kişiyle de konuşabilirsin, 15 kişiyle de konuşabilirsin, 25 kişiyle de konuşabilirsin. Tamam? Plan yap. Yani özetle bir One More distribütörünün günü sabah yataktan kaldıracak hayallere sahip olacaksın. Gün içinde de o hayalleri gerçekleştirecek bir planın olacak ve çıkıp çalışacaksın. Bütün günde One More bantları bedeninin her yerine yapışmış olacak. Tamam mı başkan? Önerim bu. Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi asıl güzel olan bir konuya daha değinmek istiyorum. Bu arada inşallah çok da vaktinizi almıyorumdur. Estağfurullah başkan. Güzel bir kitabınız var. Sende Bir Sen Var. Evet. Hem motivasyon içeriyor, hem duygu yüklü bir kitap. Evet, elinizde. Ben kitapla alakalı da biraz böyle bir yorum istiyorum sizlerden. Mutlaka bütün distribütörlerimizin okumasını tavsiye ediyorum. Ben ara ara da şunu yapıyorum zaten. Zoom toplantılarına katılan arkadaşlara da çekilişte bir tane hediye ediyorum. O zaman sana başkan 50 tane kitap gönderiyorum. Tamam. Arkadaşlara hediye. İmzalı olarak gönderiyorum. Şimdi burada bu arada Hasan Bey kitabından bahsederken arkadaşlar, ortalama bir saat olmuş. Ben inanıyorum, çok inanılmaz keyifli bir toplantı oluyor. Orada mesaj kutusu var. Biraz da sizlerin soru sormasını istiyorum. Hani birkaç tane soru. Mesaj kutusuna yazarsanız ben de buradan Hasan Bey'e ileteceğim sorularınızı. Tabii Hasan Bey bu arada kitabıyla alakalı bizlere bilgi aktarırken, sizler de mesaj kutusuna sorularınız var ise sorularınızı lütfen oraya yazın. Ben de Hasan Bey'e buradan ileteyim. Söz sizde sponsor. Şimdi kitabın adından da anlaşılacağı gibi başkan, sende bir sen var. Yani ben aslında kitapta şunu anlatmaya çalıştım. Bu dünyada yapılan her şeyi insanlar yapmış. Cenab-ı Allah izin vermiş,
insana akıl vermiş ve insanlar yapmış. Şimdi bakın. Edison ampulü bulmadan önce milyonlarca yıl insanlar ampulsüz evde yaşamış. Edison diye bir adam çıkıyor, ampulü buluyor 1800 küsur yılında ve o günden bugüne şu an ampulün yapılmasını bilen binlerce, on binlerce insan. Yani hayat bize şunu öğretti. Eğer biri bir şeyi yapmışsa başkası da yapabilir. Dolayısıyla benim burada kitaptaki özellikle ortaya çıkartmak istediğim şey kişinin kendisiydi. Çünkü ben Hasan Orhan olarak Hasan Orhan'ı ortaya çıkarttım. İnsanlara da bu öğretilerle bir şeyler yapmak istedim. Kitabımı özetleyen arka sayfası, kapağın arka kapak yazısı kitabı özetliyor. Onu okuyayım. Bu dünyada her şey senin için var. Ailen, işin, yaşadığın yer, yediklerin ve içtiklerin. Düşünsene, sen yoksan onlar da yok. Dünya sen varsın diye dönüyor. Güneş sen varsın diye ısıtıyor. Varlığının farkına var. Her şey sen diye varken şimdi sen kendin için bir şey yapacaksın. Kendine inan. Unutma, sende bir sen var. Dedik ve kitabı çıkarttık. Okuyanlardan güzel geri bildirimler oldu. Umarım birçok insanın da hayatın değişmesine vesile olur diye düşünüyorum. Sevgili başkan. Şimdi yazanlara da bir bakalım. Ferdi Bey hatırlarsın. Mustafa evet, Dilek ve bana sözünüz lazım diyor. Bak başkan, Recep abi mesaj atmış. Tamam. Ferdi Başkan, kitaplar bende, imzalayıp gönderiyoruz. Buyur başkan, dinliyorum. Sesim geliyor mu size? Evet, duyuyorum. O zaman şöyle yapalım. Arkadaşlardan sorunun dışında sürekli kitap talebi geliyor. Arkadaşlar merak etmeyin, hepinize yetecek kadar kitap olduğunu düşünüyorum. Hatta ısrar ederiz, yeni bir tanesini daha yazmasını isteriz kendisinden. Problem değil. Sormak istediğiniz, merak ettiğiniz bir konu var ise orada mesaj kutusundan soru sorabilirsiniz. Ortalama 1-1,5 saate yaklaştık eğitimimizle alakalı. Son olarak özellikle bizler Vanmore'un içerisinde bir haftalık kariyer sürecimiz var. Bu arada sesim geliyor mu sponsorum? Çünkü kameranız doldu. Ben duyuyorum başkan, duyuyorum. Evet, mesajlara bakıyorum. Bir haftalık kariyer sürecimiz var. Haftaya çok yeni başladık. Özellikle bu bir haftalık çalışmanın içerisinde özellikle apprentice olduğunuz dönemdeki o çabanız bizlere çok büyük bir örnek olacak ki buradaki insanlara da çok büyük örnek olacağını ben kendi adıma düşünüyorum. Son olarak buradaki arkadaşlara tavsiyeniz nedir ve özellikle neden Vanmore'da kariyer alınması gerekiyor? Vanmore'da neden kariyer alınması gerekiyor? Evet, dışarıdaki şirketler gibi değil çünkü bizim bir farkımız var. Vanmore'un bir farkı var. Ekibinizdeki ne kadar çok insan yetiştirirseniz o kadar çok geliriniz oluyor ve orada bir magic bonus devreye giriyor. Ve orada sınırsız bir gelir aslında ortaya çıkıyor. Bundan dolayı bizler bazen arada bir promosyon yapıyoruz. İnsanların kariyer almaları için elimizden gelen her şeyde çaba sarf ediyoruz. Neden Vanmore'da kariyer bu kadar önemli? Neden insanlar kariyer alması gerekiyor? Evet. Şimdi ben Permaster olduğumda şunu söylemiştim biraz önce. İki apprentice, iki beginner, 6 tane rookie kariyer, first line çıkartmam gerekiyordu o hafta. Eğer ben nasıl rookie olunduğunu bilemezsem, eğer ben nasıl beginner olunduğunu bilemezsem, nasıl apprentice olunduğunu bilemezsem, nasıl permaster olunacağını da bilemem. Yani işin özünde şu var. Kariyer sizi bir, hedefe götürür, hayallerinize götürür. İki, çalışma arkadaşlarınızın hayallere ulaşmasını sağlar. Üç, çok ciddi para kazanır ve prestij elde edersiniz. Dolayısıyla Vanmore'da kariyer kazanmanın sırrı
kazanmayı öğretmek demek. Eğer sen rookie isen ekibindeki bir first line'a hadi beginner ol diyemezsin. Beginner olmayı öğrenirsen öğretebilir. Çünkü network marketing bir, öğrenci olma işi. İki, öğretmen olma işi. Üç, öğrettiğinin de öğretilmesini sağlama işi. Dolayısıyla bugün adım adım rookie olacaksın. Rookie olmayı öğrenip hemen hızlı bir şekilde birilerinin rookie olmasını sağlayacaksın. Onların rookie olmasını sağladıktan sonra da beginner olursun. Beginner olmayı öğrendikten sonra apprentice olmayı öğren, birilerine beginner olmayı öğret. Asistan ol, birilerine apprentice olmayı öğret. Yani önce öğren ki sonra öğretebilirsin. Unutmayın, Van Loor'un sırrı şu: first line'larınızın aldığı takım bonuslarının %50'sini veriyor size apprentice olduktan sonra, apprentice ve üzerinde. Yani bugün Ferdi Başkan ne kazanıyorsa bu hafta %50'sini de bana ödeyiyor firma. Ben Ferdi Başkan'ın Per Master olmasını canı gönülden istiyorum. 50 bine 50 bin puan. Ferdi'yi çok sevdiğim, kardeşim gibi gördüğüm için mi? 50 bine 50 bin yaptığı zaman 9500 dolar sadece takım bonusu alır. Bunun da 4750 dolar yarısı yapar. Bana yatırır 4750 dolar. Ne yaptı? 28 bin lira para Ferdi Per Master olduğu için şirket bana yatırmış olur. Yani kendimizi düşünürken aslında arkadaşlarımızı düşünürken aslında kendimiz de düşünmüş oluyoruz arkadaşlar. Kariyer hedeflerinizi koyun. Kariyer yapmayı öğrenin ki insanlara da kariyer yapmayı öğretebilirsiniz. Böylelikle de hedef ve hayallerinize daha hızlı yaklaşmış olursunuz diyorum başkan. Ben çok teşekkür ediyorum. Bugün bizlerin konu oldunuz, vakit ayırdınız bizlere. Ben çok lezzetli bir toplantı olduğunu düşünüyorum. Çok keyifli. Aynen, bir toplantı. Çok keyifli başkanım. Evet, ben de aynı şey. Ben çok teşekkür ediyorum bize bugün vaktinizi ayırdığınız için. Sevgili başkan, yazan arkadaşlar vardı. Onlara da bir cevap vereyim ben. Hemen siz de oradan görebiliyorsunuz. Ben de buradan da okuyabilirim. Bu ne? Şimdi arkadaşımızın birisi demiş ki, kim bilmiyorum, aktiflik süresi bir ay olsa neden 28 gün? Niye 2 gün daha fazla olsa ne yapacaksın? Yani 2 gün daha olsa ne olacak? 28 günde yapacaklarını bitirdin, bitiremedin, 2 güne mi sürdürdün? Kural bu. Artı hafta 7 gün, 4 hafta 28 gün. Aktiflik süresi 28 gün değil, aktiflik süresi 4 hafta. Aktiflik süresi 4 hafta sevgili dostum. Ondan sonra bakalım. Birisi ürünün pahalı olduğunu sormuş. Yani birilerine söylüyor ama ürünün pahalı olduğuyla alakalı bir şey yazmış. Evet. Ürün, peki sen pahalı diye mi düşünüyorsun? Birileri düşünür de. O arkadaşıma cevabım, sen pahalı diye mi düşünüyorsun? Ben 15 aydır hiç pahalı olduğunu düşünmedim. Pahalı olduğunu düşünmediğim için de tamam, sen pahalı olmadığını düşünüyorsan o zaman emin ol ürün pahalı değil. Bırak dışarıdakiler ne düşünse hatta birileri bana diyor ki ya ne zaman adam gibi iş yapacaksın diyor. Birileri bu işin adam gibi olmadığını düşünüyor diye, bu iş adam gibi değil mi? Ayda 100 bin lira para kazandırıyor bana. O yüzden birilerinin ne dediğine değil, kendi ne düşündüğüme bakıyorum. Sen de ürünün ucuz olduğunu düşün, benim yaptığım gibi. Emin ol, ürün ucuz. Kitabımla ilgili yazanlar olmuş. Eyvallah, kitabı zaten Meltem Hanım, uşağa geçeceğim. Şimdi birazdan bahsedeceğim. Kitabı imzalı olarak bizzatı bırakır, sizin ofiste ziyarete geleceğim. Hülya Hanım, Alaşehir'e ofis açıyorum demiş. Tamam, birazdan şimdi Alaşehir'le ilgili de bir şey söyleyeceğim. Heyecanlanın bence biraz daha. Evet. Şimdi sevgili başkan, var mı soracağınız sorular başkan? Yok, ben ağzınıza yüreğinize sağlık. Sizlerin son söyleyeceğiniz sözler varsa buyurun. Evet. Şimdi kıymetli arkadaşlar, hepinize şöyle bir şey söyleyeyim. Gerçekten 4 aydır daraldım. Bunaldım. Evden dışarı çıkmıyordum. Bir haber vermek istiyorum. Bu hafta sevgili Permaster liderimiz Akın Teber başkanla birlikte bir tura çıkıyorum. İnşallah turumuz Ankara'dan başlayacak, Eskişehir, Afyon, Uşak,
Oradan Manisa, oradan İzmir, Muğla, Fethiye'de sevgili Ferdi Başkan'la buluşacağız. Onu da şimdi haber oluyor. Sevgili Ferdi Başkan'la buluşup Merve Başkan'dan izin alacağız. Ferdi Başkan'ı da alıp oradan Antalya, Konya, Karaman, Gaziantep, Elazığ, Maraş, inşallah bir iki haftalık bir tura çıkacağız. Hepinizle buralarda da görüşeceğiz. Eminim buna. Yüz yüze karşılaşacağız. Birçok arkadaşımıza da geldiğimizde kitabımızı imzalı bir şekilde veririz. Biz şimdi oralara geleceğiz. Ama hazırlıklarına başla. Bak bomba. 4 aydır içimde tutuyorum. Sahne görmemişim. Sunum yapmamışım yüz yüze. Almanya ile de ilgili çok yakında müthiş bir haberimiz var. Eylül ayına hazır olun. Şimdiden yapın yapacaklarınızı, Eylül'e hazır olun diyorum. Tamam mı? Almanya'ya bomba haberlerimiz var bugün itibariyle. Siz de yakında hazır olun. Bu söylediğim illerdeki arkadaşlar can kulağıyla dinlesin. Biz geliyoruz. Çalışın. Tura Tarık Başkan da katılacak. Ferdi Başkan'la devam edeceğimiz tura. Tarık Başkan, ben, Ferdi Başkan ve Akın Başkan şehrinize geleceğiz. Kariyeri şu anda sponsorum. Özür dilerim Merve Hanım hemen oradan laf yazmış. Mesaj kutusuna bakabilirsiniz. İzin sizin de sponsorum. Vay kardeşim benim. Teşekkür ediyorum. Çünkü İçişleri Bakanı'ndan izin almadan biliyorsun başkan. Tamam. Hareket edemiyoruz. Kamplar hakkında var gelişme. Otelleri bekliyoruz. Bakalım şu an 1 Temmuz'a kadar bir yorum yapamayacağız. Temmuz ayında tekrar, çünkü biliyorsunuz Sayın İçişleri Bakanımız geçen hafta sokağa çıkma yasağı ilan etti. Öğlenleyin Sayın Cumhurbaşkanımız yasağı kaldırdı. Gündemdeki duruma göre her an değişik bir durum içerisinde oluyor. Sesiniz gitti sponsorum. Temmuz'un ilk haftası gibi birçok şey şekillenecek inşallah. Ondan sonra kampla ilgili duyuru da yapacağız. Dilek Hocam mutlaka Isparta'ya gelmez olur muyum? Ben özellikle sizinle, Recep Bey'le, Mustafa abiyle oraya gelip oradaki çalışma arkadaşlarımızla tanışmayı çok istiyorum. Biliyorsunuz geç kalmış bir program. Daha önce gelecektik. Pandemi girdi, gelemedik ama geliyoruz inşallah. Çünkü 10 aldı, 7 aldı. Evet. Sevgili başkan. Sponsorum ağzınıza, yüreğinize sağlık. Bugün iyi ki böyle bir etkinlik yapmış. İyi ki misafirimiz oldunuz. Güzel haberler de alındı. Daha haftanın başındayız. Bu hafta böyle güzel güzel çalışıp haftaya da böyle 4 kişi aslanlar gibi bütün illeri gezerek sizin yine sahada birebir tecrübelerinizden faydalanarak inşallah kişilerin hedeflerine adım adım ulaşmalarına yardımcı olacağız beraber inşallah. Başkan, ben bu tura toplantıyı kapatmadan söylemek istediğiniz söz var mıdır? Ben bu tura kariyer turu diyorum. Birilerinin kariyer almasına vesile olmak için çıkıyoruz tura. Kimler kariyer almak istiyorsa kendileri belirleyecekler. O yüzden o belirleyen arkadaşlarla çalışacağız. Onlar için tura çıkıyoruz. Ben son olarak şunu söyleyeyim. Arkadaşlar dündü, geçti gitti. Yarın var. Allah sağ salim çıkmayı nasip ederse. Hayalleriniz için, hedefleriniz için lütfen sabah yataktan kalkın. Planlarınızı harekete geçirin. Koyun hedefinizi, çıkın çalışın. Utanmayın. Rezil olmaktan korkmayın. Çıkın konuşun. Konuşursan hayallerin gelecek. Emerson ne diyor? Peşinden koşarsan hayallerin gerçekleşecek. Peşinden koşun, hayalleriniz gerçekleşecek. Biz yanınızdayız. Ferdi Başkan'la ben de hepinizin yanındayım. Unutmayın. Biz size inanıyoruz. Siz de kendinize inanın. Çünkü sende bir sen var. Herkese beni dinlediği için teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Biz çok teşekkür ederiz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Muhteşem bir akşam oldu. En kısa zamanda tekrardan
sizlerle aynı şeyi tekrar yapmayı canı gönülden ben bütün arkadaşlar adına çok isterim. Yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Arkadaşlar herkese iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek dileğiyle.